Allah razı Bak, olsun. 7000 yılla ilgili hadisi konuşamıyor arkadaşlarımız. Evet. Celaleddin Suyut'un tesnifini hadisler, bakın onlar çok rahatsız eden bir kitap. Bir daha göstertiyorum. Göstert bunu kardeşim. Şimdi bu adamlar ehli sünnetse bu kitabı alıp okuyacaklar. Evet. Suyut'i artık. Evet. Suyut'e de itibar etmiyorlarsa benim ehli sünnetim demeyecekler. Evet. Bakın, Resulullah'ı eğer seviyorlarsa, Resulullah'a eğer güveniyorlarsa, sahabelere güveniyorlarsa, sahabelerin naklettiği hadislere güveniyorlarsa, bak ne diyor? İbni Asakir diyor ki, Ebu Said Ahmet bin Muhammed Bağdadi aralarındaki ravi silsilesiyle rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu anh, o dedi ki, Resulullah söylüyor, gel, hocalarım, canım hocalarım, ehli sünnet olduğunu iddia eden hocalar, Osman Ünlü, Şaşar Beşer hepsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse Allahu Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmeşçisine şu dünyanın, dikkat buyursunlar, dikkat etsinler, istirham ediyorum, 7000 yıllık ömrü müddetince sevap yazar. Maşallah. Sahih hadis, buyurun. Evet. 7000 yıllık bir takvim veriyor peygamberimiz. Evet hocam. Muhtemelen Hazreti İbrahim'in doğumu esas alınmış. İnşallah. İbni Adi diyor ki, Ebu İshak İbrahim bin Abdullah Nebti aralarındaki ravi silsilesiyle Enes Malik'ten tahriş etti. O dedi ki, Allah'ın nuru, Allah'ın güzel peygamberi söyle bakın. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Ve Kur'an'dan peygamberimiz delil veriyor bakın. Mübarek ağzından. Allah-u Teala buyurdu ki, senin Rabbinin yanındaki bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Maşallah. 7 gün yani 7000 senedir diyor Resulullah. Evet. Kur'an'dan ayetle ispat ediyor, anlatıyor. Evet. Ayetle söylüyor. İbni Ebu Dünya Zimmi emelinde diyor ki, Ali bin Said, Hamza bin Hişan'dan, o da Said bin Cübeyr'den rivayet ettiler ki, dünya ahiret haftalarından bir haftadır. Ahiret haftalarından yani 7000 yıldır. Evet. İbni Ebu Hatem tefsirinde İbni Abbas'tan rivayet etti ki, dünya ahiret haftalarından bir hafta olup 7000 senedir ve bunun 6000'i geçmiştir. Evet. 6000'i geçmiştir. Bu 6000'i açıklıyor zaten peygamberimiz. Evet. Nasıl açıklıyor? Diyor ki, Ahmet İbni Hanbel ileliğinde nakletti. İsmail bin Abdülkerim Abdüssamed'den, o da Vehb'den rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Evet. Yani 6000 kastettiğini açıklamış oluyor, evet, peygamberimiz. 5600 yıl geçmiştir. 7000'den 5600 yılı çıkarsak ne yapar? 1400. 1400 evet, sene yapar. Evet. Cübbeli ağzına alamıyor bu hadisi. Evet. Önce bir inkar etmişti. Göstersene o filmi. Bak nasıl cübbeli hoplattı bu hadis. Evet, evet. O 7000 yıla ilgili hadisi. Habertürk'e çıktı. Böyle bir hadis yok dedi. Yok dedi. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü bu hadisi kabul ederse Mehdi'nin çıkışı için başka 100 yıl yok. Evet. Yani bu hadisleri kabul ettiğinde. Kabul etmemesi de imkansız. Evet. 8 tane sahih hadis var. Değil mi? Sonra da var zaten. Çünkü 5600 yıl çıkarttın mı Hicri 1400 ile 1500'ün arasında başka bir tarih kalmıyor. Kalmıyor, evet hocam. Ondan sonra kıyamet bekleniyor. Evet. Hazır hocam. Hazır, göreyim. Şey merak ediyor şimdi herkes, bu zaman meselesini işte. Hazreti Adem, ilk insan, dünyaya geldi kaç sene olmuş? İslam kaynaklarında, ehl-i sünnet ve İslam kaynaklarında bu süre Efendimiz Aleyhisselam'dan geçti 1430 sene. İsa Aleyhisselam'la arası 500-550 arası gidiyor. İsa Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'ın arası belli. İşte diyelim 2000 sene diyor, şudur budur. İbrahim Aleyhisselam, şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın süresi bile 5000 senedir ortalama. Buradan Adem Aleyhisselam'a bile gidilse, Nuh Aleyhisselam'dan şuradan buradan 7000 gibi bir Adem Aleyhisselam'ın süresi çıkıyor. Yani evet. 7000 gibi ortalamalar Adem Aleyhisselam'da. Çünkü şeyler, ortalamalar belli. Buna şimdi ayet yok, garanti veremeyiz. Hadis de yok. Yani hadis de olmadığı için garanti veremeyiz. Ama yıllar bellidir. Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Buna şimdi ayet yok, garanti veremeyiz. Hadis de yok.
yapmış. Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Buna şimdi ayet yok, garanti veremeyiz. Hadis de yok. Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Cübbeli Hoca gördün mü? Adama böyle geri aldırırlar işte. Evet Allah. Yine bak Türkiye'nin gözünün içine baka baka milyonlarca insana yanlış bilgi verdi. Dedi evet. Ki 7000 yılla ilgili hadis yoktur dedi. Yoktur dedi. Çıkarttığım Suyuti'den 8 tane hadisi göstertip ısrarla da bağıra bağıra anlatınca mecbur oldu, itiraf etti. Evet hadis vardır dedi ve Arapçasıyla söyledi. Evet hocam. Peki Fatih Altaylı'nın karşısında dili mi tutturdu Hazret? Evet. Yahut o tombul gözlüklü arkadaşın yanında dilin mi tutuldu evet, ha? Evet. Sonra birdenbire hatırına mı geldi? Orada işine gelmedi. Çünkü Mehdi'yi reddetmişti orada. 7000 yılı kabul ederse 5600 yıl geçtiğini kabul edecek. Çünkü evet. Hadisler açık burada. Evet hocam. O zaman ne olacak? Hicri 1400 ile 1500 arası başka vakit kalmadığı anlaşılıyor. Evet. Dolayısıyla Mehdi'nin bu yüzyılda gelmiş olmasının mecbur olduğunu anlayacak. İnşallah hocam evet. Anlaşılacaktı. Bunu dememek için anlamazlıktan gelip böyle bir hadis yoktur dedi. Hadis var olduğunu bile bile. Evet hocam. Doğru söylememek haramdır. Evet. Bakın bir de Allah adına, Allah peygamber adına doğru söylemedi. Evet. Doğru söylememek İslam'da haramdır. Evet hocam. Kur'an'da haramdır. Açık ayetler vardır. Evet. Arapçasını ezberden bildiği halde bakın. Çok evet. iyi bildiği halde 7000 yılla ilgili hadis olduğundan emin olduğu halde sırf inadından sözü doğru çıksın diye hadisi reddetti varlığını. Evet hocam. 8 tane hadisin varlığını reddetti. Ama bunu ben bütün Türkiye'ye böyle tanıtacağımı da tahmin etmedi. O etmedi beni hocam. Böyle rahatça geçeceğini zannediyor. Estağfurullah. Yani estağfurullah hocam. Benim estağfurullah. Ne olduğumu pek anlamadı. Tam çıkaramadı. Yani yeni anladı. Ama çok geç oldu. Evet. Değil mi? Evet. Ben hakkı sonuna kadar savunurum. Maşallah hocam. Resulullah adına doğru söylememesi çok büyük bir olaydır. İnşallah. Geri aldırdım bak. Evet. Maşallah hocam. Geri aldırdım. Allah razı olsun. Çok fazla sözünü geri aldırttırdım. Evet. Bir tek şu İttihat-ı İslam'ı söyleyemiyor şu an. Evet. Türk İslam Birliği'ni söyleyemiyor. Onu da uğraşacağız inşallah. İnşallah hocam. İlimle, bilgiyle, sevgiyle inşallah onu da söyleteceğiz. İnşallah. Çünkü yanaştı. İslam aleminde müthiş bir zulüm var diyor. Tek tek sayıyor hepsini. Her yerde kan akıyor diyor. Evet. Ama Deccal yok diyor. Bütün dünyayı dinsizlik kapladı diyor ama Deccal yok diyor. Deccal evet. gelince dinsizliği yayacak dünyaya diyor. Dünyada zulüm olacak. Bütün Müslümanları perişan edecek diyor. Her yeri işgal edecek diyor. Müslümanlar kan ağlayacaklar diyor. İslam alemi kan ağlıyor diyor. Her yer işgal altında diyor. Sel evet. gibi kan akıyor ve dinsizlik dünyaya hakim diyor. Deccal de dinsizliği hakim edecek diyor. Ama şu an dünyaya hakim oldu diyor. Yani tekrar tekrar bir o mantığı söylüyor bir o mantığı. Bir mantığı. Evet. Yani ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Evet hocam inşallah. Ya senin anlattığın zaten dünyaya Deccal'in hakim olduğunu sen anlatıyorsun. Açık açık anlatıyorsun. Evet. Yaptıklarını anlatıyorsun. Hepsini yaptı diyorsun. Çözüme yanaşmıyorsun. Türkistan Birliği'ni kabul edemiyorsun. Evet hocam. İttihat-ı İslam'ı kabul edemiyorsun. Türkistan Birliği'ni kabul etmemeni sana Avrupa Birliği'nden birileri mi üfürdü? Hoca efendi ha? İnşallah. Bazı hocaların böyle kulağına üfürdükleri gibi ha? Evet. Evet hocam. Böyle havalarda bir şeyler mi uçuştu bizim göremediğimiz? Zarflar, kağıtlar falan mı uçuştu? İnşallah. İttihat-ı İslam olacak. İnşallah. Türkistan Birliği de olacak. Bunu kimse durduramaz. İnşallah hocam. İnşallah. Elhamdülillah. Teberani Kebir'inde diyor ki Ahmet bin Nadr el-Askeri ve Cafer bin Muhammed el-Faryabi nakletmişler ki Ravi silsilesiyle Dekkak bin Zeyd Cüheni'den rivayet ettir. O dedi ki ben bir gördüğüm bir rüyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Bu rüyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 basamaklı bir minberin en üst basamağındaydı. Peygamber'e bu rüyasını soruyor. O buyurdu ki 7 basamaklı gördüğüm minber şu dünyanın ömrü olan 7000 senedir. İnşallah. Peygamber söylüyor bunu. Evet, Allah'ın Resulü söylüyor 7000 senedir. Ben de onun son bininde olacağım diyor. Cübbeli. İnşallah. Duy. İnşallah. Son bininde olacağım evet. diyor. Demek ki son binindeyiz. Evet. Hah. Çünkü bak açıkta söylüyor peygamberimiz. Vehb'den rivayet ediyor. Dünyadan 5600 yıl geçti diyor peygamberimiz. Evet. Bu son bini açıklık getiriyor. İbni Abdülhamid tefsirinde diyor ki Muhammed bin Fadl
Hammad bin Zeyd'den, o da Yahya bin Atik'ten, o da Muhammed bin Şirin'den, o da Müslüman olmuş kitap ehli birinden rivayet ettiler ki Allah gökleri ve yerleri 6 günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatını saydığınız 1000 yıl gibidir. Kur'an ayeti bu zaten. Evet. Ve dünyanın eceli 6 gündür. Cübbeli duy. 6 gündür. İnşallah hocam. 7. günde kıyamet kopacaktır. İnşallah. Üstad Bediüzzaman onun için diyor 1545'te. Evet. Allah'ın izniyle kıyamet kopacak derken peygamberin hadisine göre yapıyor. Baygın bakışlı hocam. İnşallah. Sen de öyle. İnşallah. Kıyamet kopacaktır. 6 gün gitmiştir. Siz 7. gündesiniz diyor. Cübbeli. Duy. İnşallah. 7. gündesiniz diyor. Ve bak Ahmet İbni Hanbel, onun bastığı topraktaki tozum ben. Estağfurullah. Hanbeli mezhebinin kurucusu, mutlak müçtehit ve müceddit, hadis imamı. İlelinde nakletti. İsmail bin Abdülkerim Abdüssamet'ten, o da Vehb'den rivayet etti. Resulullah buyurdu ki dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Maşallah. Zaten başka vakit kalmıyor hocam. Bırakın bana masal okumaya. İnşallah. Bütün 150 tane Mehdi'nin çıkış alameti çıktı. Evet. Kıyamet kapıda. İnşallah. Şu anki insanların torunları kıyameti görecekler. İnşallah. Yani şu an genç olan delikanlıların torunları kıyameti görecekler. Bir granit kayanın üstüne yatsınlar. O granitin dağıldığını da görecekler. İnşallah. Evet. Yan yatsınlar bir yere. 1545 yatsın, başka bir şey demezsin. İnşallah. Bir taş ustası tutsunlar, 1545 yatacaklar. O taşın eridiğini görecekler 1545'te. İnşallah hocam. Koskocaman bir granit kayanın üstüne yatsınlar isterse. Su gibi eriyecek o kaya. İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi uykucu hocalarımız var. Diyor ki zaten Cübbeli ne diyor? Allah'ı çok anarsanız iyi uykunuz gelir diyor. Kur'an'ı iyi okursanız diyor iyi uykunuz gelir diyor. Evet hocam. Biz uyumayacağız hoca. İnşallah. Biz aydınlanacağız. Evet, biz Allah. Dirildik. Canlandık. İnşallah. Uyku istemiyoruz biz. Seni de uyandıracağız biz. İnşallah. Ha? İnşallah hocam. İnşallah. Uyku istemiyoruz biz. İnşallah. Uykuyu nasıl yapıyor? Bak 5700 ne diyor? 570 sene var siz uyuyun diyor. Evet. Öbürü ne diyor? 1000 yıl daha ilave ettim diyor. Rahat uyuyun diyor. Evet. Mehdiye çağındayız. İsa Mesih'in çağındayız. İnşallah. Hızır kol geziyor. Kol. İnşallah. Dün İstanbul'da, geçen hafta Kudüs'te, bir başka gün Roma'da. Rahat olsundur. İnşallah. Hadi gerek yok. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. İnşallah.